Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 3'ü 1 yerde matematik keyfi kitabında yeni nesile alışma tadında sorular test 14'te dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Birinci soruya bakıyorum. Dik koordinat sistemi üzerine yerleştirilen hesap makinesi yukarıda verilmiştir. Buna göre dik koordinat sisteminin ikinci bölgesindeki rakamlarla oluşturabilecek rakamları farklı ve birbirinden farklı iki basamaklı sayılar ile birinci bölgede bulunan semboller kullanılarak elde edilebilecek en büyük sonuç kaçtır diye soruyor. Her rakam sadece bir kez kullanılabilir diye söyledi. Arkadaşlar şurası birinci bölgemiz, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölgeydi. O halde ikinci bölgede oluşturabilecek sayılara bakıyorum. En büyük sayı istediği için, en büyük sonucu istediği için en büyük sayıları elde etmek istiyorum. Hangilerini seçeriz arkadaşlar? 9, 8, 7 ve 6'yı seçerim arkadaşlar. 7 ve 6 rakamları seçerim. Bir de birinci bölgede bölme işlemi var, çarpma işlemi var. Sonucu büyük istediğim için elbette çarpma işlemini seçerim. Şimdi elde edilebilecek en büyük sayılara bakıyorum arkadaşlar. 9, 8, 7 ve 6'yı kullanarak 96, 9 ile 6'yı seçmek istiyorum. 96, daha sonra 87'yi seçiyorum. 96 ile 87'yi seçiyoruz ve çarpma işlemiyle işlemimizi yapalım diyorum. 96 ile 87'yi alt alta çarpalım gençler. 7 kere 6, 42, 50 var 4, 9 kere 7, 63, 67, 8 kere 6, 48, elde var 4, 8 kere 9, 72, 4 daha 76, topluyorum 2, 15, elde var 1, 6, 6, 12, 1 de elde, 13, elde var 1, 7, 1 daha 8, 8352 olur en büyük sonuç. Doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet, ikinci soruya geçelim. İkinci soruya baktığım zaman yukarıdaki kareli zemini çizilecek dik koordinat sistemine göre yerleştirilen d doğrusunun denklemi 4x-9y eşittir -36'dır. G noktası doğrunun x eksenini kestiği nokta olduğuna göre x ekseni buradan geçiyor demek ki arkadaşlar. Göre d doğrusunun eksenlerle oluşturduğu kapalı alan, kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Öncelikle şu doğru denklemini 4x eksi 9y eşittir -36 buraya yazalım. Arkadaşlar x ve y eksenini hangi noktalarda kesiyor? Öncelikle bunu belirleyelim. X eksenini y eşittir 0 iken kesiyor hatırlarsanız. O halde y yerine 0 yazarsam 4x eksi 9 çarpı 0 eşittir -36'dan burası 0 yapar biliyorsunuz. O halde 4x eşittir -36. Evet buradan arkadaşlar x eşittir -9'dur. Demek ki k noktası ne arkadaşlar koordinatı? -9,0'dır. Yine aynı mantıkla şöyle renk değiştirerek karışmasını istiyorum. Bu sefer de arkadaşlar x eşittir 0 için diyorum. X yerine 0 yazarsam 0 eksi 9y eşittir -36'dan 0 değeri yoktur arkadaşlar. O halde her iki tarafı -9'a bölüyorum. Evet -9'lar götürdü birbirine. Y eşittir 4 kaldı. Demek ki diğer noktamız arkadaşlar x 0 iken y'si 4 olacak diyoruz. Şu iki noktayı biz koordinat sistemine gösterelim. K noktası -9 üzerinde sayacak olursam arkadaşlar bakın. 1 2, daha doğrusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet buraya geliyor arkadaşlar. Yukarısı bakın 1, 2, 3, 4 birim. Hemen koordinat düzlemini çizelim. Biraz da ortadan götürelim. Evet koordinat düzlemimiz gençler. X ekseni ve Y ekseni bunlardır diyoruz. Evet. Bizden ne istedi? Bakın şurası -9. Bu
Burası 4 birim. Burası da zaten orijindi biliyorsunuz. O halde biz şeklimizi oluşturduk diyoruz. Bizden alanı istedi. Yani bir dik üçgen çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de karışması. Alan eşittir diyorum. Tabanımız 9 birim. Yüksekliğimiz biraz daha düzgün yazalım. 9 birim. Yüksekliğimiz 4 birim. 9 kere 4'ü çarpıyoruz ve 2 ile bölmemiz gerekir. İstersek sadeleştirebiliriz. 9 kere 2 18 birim karedir diyoruz. Oluşan şeklin alanına, eksenlerle kestiği alana doğru cevap C şıkkıdır. Evet, 3. sorumuza geçelim. Dik koordinat sistemi üzerine yerleştirilen sinema koltuk numaralarına göre numarası asal bir sayı olan koltuk sayısının en fazla olduğu bölge aşağıdakilerin hangisidir diye sordu. Arkadaşlar şöyle öncelikle bölgelerin isimlerini. Birinci bölge saatin tersi yönündeydi biliyorsunuz. İkinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak belirtiyorum. O halde hemen birinci bölgeden başlayalım. Birinci bölgede asal sayı olan koltuk numaralarını yazıyorum arkadaşlar. Bakın 2, 3, 5 devam ediyorum. 17, 19, 29, 31, 41 ve 43. Hemen yazalım. 2, 3, 5, 17, 19, 29, 31, 41 ve 43. Kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. İkinci bölgeye bakıyorum. İkinci bölgedeki asal sayılarımızı belirleyelim. 7, 11, 13, 23, devam ediyorum. 37, bir de ne var arkadaşlar? 37, diğer asal değil, evet. Ve 47 var arkadaşlar. Evet, yazarsam 7, 11, 13, 23, 37, 47. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de burada var. Üçüncü bölgeye bakıyorum. Üçüncü bölgedeki asal sayılarımız arkadaşlar. 59, 61, 73, 89, evet devam ediyorum. 101 ve 103. Buraya da yazalım. 59 en küçükten başlıyorum. 59, 61, 73, 89, 101, 103. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Son olarak dördüncü bölgeye bakalım. Dördüncü bölgedeki asal sayılarımız arkadaşlar. 53 var. Devam ediyorum. 67. Zaten çiftler asal değildi. Eleyerek devam ediyorum arkadaşlar. 67. 71. 79. 83. Ve evet, iki basamak en büyük asal sayımız da 97 idi. O halde bunları da yazacak olursam. 53. 67. 71. 79. 83 ve 97. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanedir diyoruz. Bizden ne istemişti? En fazla koltuk numarası. Hangi bölgededir dedi. Evet bakın 9 tane ile en fazla koltuk birinci bölgededir. Doğru cevap A şıkkıdır. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 4. soruyla. Kareli zemin üzerine bir dik koordinat sistemi çizilecektir. Kırmızı noktanın koordinatları eksi 1 virgül eksi 2 yani x'i eksi 1, y'si eksi 2 olduğuna göre bu kareli zemine atış yapıldığında birinci bölgeye isabet edildiyse 10 puan kazanılmakta, dördüncü bölgeye isabet edildiğinde ise 5 puan kaybedilmektedir. Diğer bölgeleri isabet eden atışlardan puan kazanılmamakta veya kaybedilmemektedir. Buna göre atışları mavi nokta ile gösterilen yerlere isabet eden bir kişi toplam kaç puan alır diye soruyor.
Arkadaşlar öncelikle orijini belirlememiz gerekiyor. Bu kırmızı noktanın koordinatları eksi 1 virgül eksi 2. Eksi 1 ne demekti arkadaşlar? X üzerine bir birim sola gitti diyordu. O halde biz tersine bir birim sağa geldim. Eksi 2 de Y ekseni üzerine 2 birim aşağı gitti diyordu. O halde biz 2 birim yukarı gidiyoruz. 1, 2. Evet bakın burası bizim orijinimiz oluyor. Bunları tekrar temizliyorum. Orijini belirledikten sonra koordinat sistemini çizelim. Koordinat düzlemimizi belirledikten sonra arkadaşlar burası X ekseni, burası Y ekseniydi. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge. Zaten baktığım zaman atışlar arkadaşlar nerede? Üç tanesi birinci bölgede, bir tanesi dördüncü bölgede, bir tanesi de X ekseni üzerinde. Bunu tabii ki ne yapmayacağız? Saymayacağız. O halde birinci bölgedekiler 10 puan kazanmaktaydı. Birinci bölgede, birinci bölgeye kaç tane isabetli atış var arkadaşlar? 1, 2, 3 tane atışımız var. 3 atış var. 3 çarpı 10'dan 30 puan alırız. Dördüncü bölgeye 1 tane atış var arkadaşlar. O halde buradan da 1 atış var diyelim. Dördüncü bölgeden de 5 puan kaybedecektik. Yani böyle yazabilirim. 1 çarpı eksi 5 eşittir. Eksi 5 puan da buradan gelecek. Bu ikisini toplamam gerekiyor. 30 artı eksi 5. Evet, toplarsak 25 puan olur bu kişinin diyorum. Nerede arkadaşlar 25 puan? C şıkkı doğru cevaptır. Evet, devam ediyorum. 5. soruya baktığım zaman yukarıdaki dik koordinat sisteminde 11 tane eş dikdörtgen ve 1 tane doğru verilmiştir. A noktasının koordinatları 6,0'dır arkadaşlar. Buna göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dik koordinat düzleminde baktığım zaman eğer A 6,0'daysa demek ki bu dikdörtgenin uzun kenarı 6 birim. Bakın şurada da 6 birimlik bir uzunluk var. O halde burası 6 birim diyorum. Demek ki bu D doğrusu arkadaşlar. D doğrusu 6,6'dan geçecek. 6,6'dan 6 noktasından. Bir de arkadaşlar baktığım zaman nerede var? Burada da yine x ekseni kesini görüyorum. Burası da 6 birimdir ama sol tarafta olduğu için eksi 6 0'dır diyorum. Yine bu D doğrusu eksi 6,0 noktasından da geçer diyorum. Bunları belirledikten sonra arkadaşlar 6,6 ve eksi 6,0 hangi doğru denklemi sağlıyor? A ile başlayacak olursam x eksi A'da arkadaşlar x eksi 2y eşittir. Eksi 6. Şu birincisi x, ikincisi y idi gençler. X gördüğüm yere 6 yazarsam eşitliği sağlıyor mu diye kontrol ediyorum. Y yerine de 6 yazmam gerekiyor. 6 eksi 2 çarpı 6 eşittir. Bakalım arkadaşlar. 6 eksi 2 kere 6 12. Eksi 12. Bakın eksi 6 yaptı. Eksi 6'yı sağladık. Bir de x yerine eksi 6 koyacağım. Eksi 6. Şöyle renk değiştireyim arkadaşlar. Eksi 6 eksi 2y eşittir. Burada y yerine de 0 yazalım. Doğru denklemi sağlıyor mu diye kontrol etmek istiyorum. Y yerine de 0 yazıyorum. Eksi 6 eksi 2 kere 0 0'dır arkadaşlar. Kıymeti yok. Bakın eksi 6'yı sağladı. Evet, burada da yine eksi 6'yı sağladık. O halde arkadaşlar biz ne diyoruz? Bakın A şıkkı aslında sorumluluğun doğru cevap olarak çıktı. Evet cevap A şıkkıdır diyoruz. Yani bize verilen koordinat düzlemindeki noktaları belirledim. 6,6 ve eksi 6,0'dan geçmesi gerekiyor. Daha sonra bu noktaları denklemde yerine koyarak eksi 6'yı elde ediyoruzmuş şeklinde düşündüm. Evet diğer şıklarda siz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer şıkların olmadığını göreceğiz diyoruz. İsterseniz bir tanesinin olmadığını gösterelim. Örneğin B şıkkına bakalım. X artı y eşittir eksi 6 diyor B şıkkında.
X yerine 6 koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Y yerine de 6 koyuyorum. 6, 6 daha 12 yapar. Eksi 6 yapmaz diyorum. Evet bakın bu doğru üzerinde değildir demektir arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabına A şıkkı demiştik. Evet devam ediyorum. 6. soruya bakıyorum arkadaşlar. 6. soruda bir bilardo masasında bir bilardo masası üzerinde oluşturan kareli zeminde bulunan kırmızı top karelerin köşegenleri boyunca ilerlemektedir. Kareli zemine yukarıdaki gibi dik koordinat sistemi çizilmiştir. Buna göre top herhangi bir deliğe girinceye kadar y eşittir x doğrusunun grafiğinin x eksenini veya y eksenini kestiği noktalardan hangisinden geçer diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle ben şu doğru mu devam ettirecek olursam bakın. Köşegenlerden geçirecek şekilde doğrumuzu devam ettiriyoruz. Evet bakın arkadaşlar nereden geçiyor? Karşıdaki deliğe giriyor ve nereden geçtiğini görüyorum. 0 0 ekseninden geçtiğini görüyorum. O halde D doğrusu 0 0 noktasından geçiyor. D doğrusu. Doğrumuzdan D diyebiliriz. 0,0 yani orijinden geçti arkadaşlar. Noktasından geçti. Arkadaşlar orijinden geçen doğrunun ne diyoruz bize orijinden geçen doğru için? Hem x'i kesiyor hem y ekseni kesiyor diye söylüyoruz. O halde cevap şıklarına baktığım zaman x ekseni kestiği noktada y ekseni kestiği noktada C'ye baktığım zaman hem X hem Y ekseni kestiği noktada hiç geçmez diyor arkadaşlar. Bakın nereden geçer dedik? Hem X'i kesiyor hem Y'yi aynı anda kestiği için doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet 7. soruma bakıyorum. Kareli zemin üzerinde gösterilen dik koordinat sistemini yukarıdaki gibi ABCD dikdörtgeni çizilmiştir. Buna göre yukarıdaki denklemleri verilen doğrulardan hangilerinin grafiği ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinin kesişim noktasından geçer. Arkadaşlar dikdörtgenin köşegenlerinin kesişim noktasını istiyor. O halde hemen köşegenlerini bulalım arkadaşlar. Bakın. Köşegenler karşı köşelerin birleştiği yerlerdi. Evet baktığımız zaman arkadaşlar köşegenler nerede kesişiyor? Evet köşegenlerin nerede kesiştiğini söylüyorum. Köşegenler orijinde kesişiyor. Köşegenler orijinde kesiştiler dedim. Peki orijinden geçen veya orijinde kesişen doğruların nasıl bir özelliği vardı arkadaşlar? X'i olacak. Hem X'i hem Y'si olacak arkadaşlar. Ama sabit terim olmayacak. Şimdi doğrularımı incelersem bakın 3y artı 2x y'si var, x'i var, sabit terim yok. Evet bu orijinden geçer diyorum. 3y eşittir 2x bu da orijinden geçer. 4y 2x var, sabit terim yok. Evet arkadaşlar bakın bu da orijinden geçer diyorum. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. İsterseniz arkadaşlar bir tanesini şöyle göstereyim size. 3y artı 2x eşittir 0. Burada orijinden geçer demek x'i ve y'si 0 olacak demektir. O halde x yerine 0 koyarsam bakın x eşittir 0 için diyorum. 3y artı 2 çarpı 0'dan eşittir 0. 3y eşittir 0. Y'nin değerini her iki tarafı 3'e bölersem 0 bölü 3'ten 0 bulurum. Yine y eşittir 0 dersek 3 çarpı 0 artı 2x eşittir 0'dan. Burası 0 yapar arkadaşlar. 2x eşittir 0. X'in değerini bulabilmek için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. X eşittir 0 oldu. Bakın x 0'ken y 0 ise orijinden geçer diyorduk. Biz bunu da kısa yoldan ne diyorduk arkadaşlar? Hem x olacak hem y'si olacak ama sabit terim olmayan doğrular orijinden geçer diye söylemiştik. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçelim. 8. soruya baktığımız zaman kareli zemin üzerinde dik koordinat sistemi önce çizilmiş sonra silinmiştir. Mavi renkli
noktanın koordinatları 3,1'dir. Buna göre kırmızı renk noktaların kaç tanesi denklemi x artı 3'ye eşittir 3 olan doğrunun grafiği üzerindedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle orijinin nerede olduğunu belirleyerek koordinat sistemini çizelim. Mavi renkli noktanın koordinatı 3,1'dir. Yani x'i 3, y'si 1'dir. X'i 3 demek arkadaşlar x ekseni üzerinde 3 birim sağa doğru gitti. O halde sola doğru gidiyorum. 1, 2, 3. Y'sinin 1 olduğu 1 birim yukarı doğru gittiğini söylüyordu y'de. O halde 1 birim aşağı gidiyorum ve orijin buradan geçer diyorum. Bunları temizliyorum. Orijinin geçtiği yeri belirledikten sonra koordinat sistemini çizelim gençler. Evet, koordinat sistemini çizdim. Y'si ve x'i. Bizden ne istedi? X artı 3y eşittir 3 doğrusu üzerinde olsun dedi arkadaşlar. X artı 3y eşittir 3. Şimdi ben burada x eşittir 0 için desem. Y'nin değerini hesap etmek istiyorum. 0 artı 3y eşittir 3'ten 3y eşittir 3'tür. Her iki tarafı 3'e bölersem y'nin değeri 1'dir diyorum. Demek ki x 0 iken y 1'den geçecek. Y eşittir 0 için diyorum. Aynı doğru denkleminde y yerine 0 yazıyorum arkadaşlar. Bakın x artı 3 çarpı 0 eşittir 3. X artı 0 eşittir 3'ten x ne olur gençler? 3 olur diyoruz. O halde 3 virgül x'imiz 3, y 0 olacaktı. 3 virgül 0 noktasından geçmesi gerekiyor. Şimdi o halde baktığım zaman arkadaşlar 0,1 nerede? X 0 iken 1 burada. Evet bakın bu bizim için bu doğru üzerindedir diyorum. Daha sonra arkadaşlar 3,0 x'i 3 y 0 bu doğru üzerindedir diyoruz. Evet. Daha sonra arkadaşlar bir de şuraya bakmak istiyorum. Bunun değeri için şurası eksi 1 burası 6 acaba sağlıyor mu diye düşünüyorum. X yerine 6 koyacak olursam 6 artı 3 çarpı eksi 1 eğer 3 sonucunu veriyorsa arkadaşlar bizim için sağlıyor demektir. 6 artı eksi 3 evet arkadaşlar bakın 3'ü sağladık. Çünkü sonucun 3 olması gerekiyordu. O halde diğer noktamız da budur diyoruz. İsterseniz şu iki noktayı belirledikten sonra koordinat düzleminde arkadaşlar biz geçen doğrunun kendisini çizersek hangi noktalardan geçtiğini görmüş oluruz. Bakın 3 tane nokta üzerinden geçiyor. Bunu da buradan devam ettirmek istiyorum. Bakın buradan geçmedi. Evet 3 tane noktayı belirledik. O halde sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? 3 tane nokta üzerinden geçtiği için kaç tane istemişti? B şıkkı 3'tür diyoruz doğru cevabımıza. Ve burada arkadaşlar testimizi bitiriyoruz. Evet gençler, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.